Efendim tekrar merhabalar. Saatlerimiz 16.02. Gün içinden son bölümüyle ekranlarınızda ve aynı zamanda radyo frekanslarında da ortak yayınımız devam ediyor. Değerli bir konuğumuz var. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Barış Dikmen bizimle birlikte. Barış bugün bizimle değerli bir konuyu konuşacak aslında. Kıymetli bir konuyu konuşacak. Örnek oldular aslında Türkiye'deki birçok kuruma, kuruluşa diyelim, gençlere, belki de büyüklerimize. Neden böyle söylüyoruz? Yarının şampiyonu Mardin'den çıkacak dediler ve Mardin Kızıltepe'de çok önemli bir kampanya başlattılar. O yüzden ben Barış'tan dinlemek istiyorum. Yarının şampiyonları Mardin'den nasıl çıkacak diye sormak istiyorum Barış'a. Öncelikle merhabalar. Değerli Ulusal Kanal izleyenlerini de saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Evet, yarının olimpiyat şampiyonları Mardin'den çıkacak diyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Türkiye'nin o gençlik birikimine güveniyoruz. Türkiye'nin o gençlik birikimindeki o cevherleri biliyoruz. Ve o yüzden de Mardin'den çıkacak diyoruz. Neden Mardin peki? Mardin'de Kızıltepe Spor Kulübü, Mardin Kızıltepe Spor Lisesi ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Orada spor lisesinde bulunan öğrenci arkadaşlarımızla görüştük. Oranın okul müdürüyle görüştük ve orada çeşitli çalışmaların olduğunu bizlere aktardılar. Nedir bu çeşitli çalışmalar? Oradaki okul müdürümüzle görüştüğümüzde, müdür yardımcımızla görüştüğümüzde bizlere şunu söyledi. Buranın gençliği, buranın liselileri, buranın halkı sporla buluştukça uyuşturucudan uzaklaşıyor. Buranın gençliği, buranın sporcuları, buranın liselileri sporla buluştukça PKK'dan uzaklaşıyor, HDP'den uzaklaşıyor. Bunu açık açık söylemekten hiç çekince duymuyoruz. Yani Türk gençliği, Türkiye'deki yaşayan bütün genç kardeşlerimiz sporla buluştukça uyuşturucudan uzaklaşıyor, sporla buluştukça terör örgütlerinden uzaklaşıyor, sporla buluştukça hayal kuruyor, hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Bu harekete geçtikçe de yeteneklerinden dolayı bu mirasa yaslanıyoruz dedik. Türkiye sporcu bir ülke. Ve spor noktasında da çok yetenekli bir ülke. O imkanlar sağlandığında da olimpiyatlarda çok güzel başarılar elde edebileceğimizi biliyoruz. O yüzden diyoruz ki yarının olimpiyat şampiyonları Mardin Spor Lisesi'nden çıkacak. Peki neden Mardin Kızıltepe Spor Lisesi? Kendileri bize ulaştı. Biz Mardin Spor Kulübü'yle bir görüşme gerçekleştirmiştik. Orada çeşitli malzeme tedarikinde bulunduk. Hatta şimdi yayında da dönüyor. Mardin Spor Kulübü öğrencileriyle, sporcularıyla görüştük. Bizlere dediler ki Türk gençliği bize bu noktada destek olsun. İhtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamada bize yardımcı olun. Biz turnuvaları coşturalım. Her attığımız gol olur. Biz çok yetenekliyiz dediler ve bu noktada destek talep ettiler. Biz de desteği direkt geri çevirmedik. Hemen koştuk. Buna yönelik çok güzel bir kampanya gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'den çok güzel destekler geldi. Çok güzel mesajlar geldi. Emine teyzemizden tutalım da Ahmet amcamıza kadar. Ve en önemlisi de liseliler bu kampanyaya çok koştu. Yani liseli arkadaşlarımız, özellikle Doğu bölgesindeki arkadaşlarımızın yanında olmaktan çok mutlu. Neden? Neden bir de Doğu bölgesi? Çünkü Doğu bölgesi bu zamana kadar hep terörle anıldı. Doğu bölgesi hep bu zamana kadar uyuşturucuyla anıldı ne yazık ki. Bunların sebeplerini de biliyoruz. Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehirlerimiz hep gasp altına alındı. HDP o şir militanı dediğimiz, mecliste de ne yazık ki bulunan o teröristler ne yazık ki şehirleri, o bölgeyi ele geçirmiş durumdalardı. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin o şanlı zaferleriyle birlikte oranın halkı özgürleşti. O oranın halkı özgürleştikçe yeteneklerini de keşfetti. Yeteneklerini keşfettikçe de bu olanakları sağlamak için de biz harekete geçtik. Yani aslında Mardin olmasının sebebi artık o bölgenin bir daha terör yuvasının olmayacağını gösterebilmek için. Mardin olmasının sebebi o bölgeden vatandaşlarımızın böyle talepler etmesi de ayrıca önemli. Neden? Çünkü onlar da istemiyor artık. PKK'nın tekrardan o şehirlerde olmasını istemiyorlar. Artık insanlar terörün peşinden değil, topların peşinden koşmak istiyorlar. Teröre karşı mücadele etmek istemiyorlar. Bıktılar çünkü. Neden bıktılar? Artık silah görmek istemiyorlar. Bu silah görmemenin sebebi de ne? En büyük istekleri de ne? Terör örgütünün orada açtığı yaralardan dolayı artık o taraftar
gruplarını görmek istiyorlar ve görüyorlar da, onu da söyleyelim. Biz oraya çok rahat gidip geliyoruz. Artık Mardinli bile olduk diyebiliriz. Artık Diyarbakırlı da olduk diyebiliriz. Oraya çok sık gidiyoruz. Orada çok fazla arkadaşımız Türkiye Gençlik Birliği'ni, Türkiye Liseliler Birliği'ni çağırıyor. Bence bu da önemli. Bu talep neden Türkiye Liseliler Birliği'ne getiriliyor? Neden okul müdürümüz, okul müdür yardımcımız, oradaki genç kardeşlerimiz Türkiye Liseliler Birliği'ni davet ediyor? Bence bu da çok önemli. Çünkü Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye Gençlik Birliği çözer algısı tüm her yerde bulunmuş durumda. Şu anda bu konuşuluyor. Türkiye Liseliler Birliği bir işin içine girdiğinde o işi her türlü halleder diyorlar. Türkiye Liseliler Birliği'nin olduğu yerde güven var diyorlar. Türkiye Liseliler Birliği'nin olduğu yerde gerçekler vardır diyorlar. Ve bu noktada da gerçeklerin peşinden de koştuğumuzu bildikleri için ve hiçbir zaman geri çevirmeyeceğimizi bildikleri için bu talepler de bize geliyor. Şimdi neler topladınız bu İMC için? En önemli ihtiyaç neydi? Ne istedi mesela bu küçük arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız Türkiye Liseliler Birliği'nden, Türkiye Gençlik Birliği'nden? Hemen söyleyeyim. Bizden futbol topu, handbol topu, voleybol topları, formalar, futbol formaları, futbolda kullanmak için voleybol formaları, aynı zamanda kapşonlu ceket dediğimiz, yani İngilizce tanımını kullanmayayım, kapşonlu ceket istediler. Bu kafile eşofmanları istediler. Tenis raketi, tenis kortu taşınılabilir tenis kortlarından. Ayrıca spor ayakkabılar. Buna yönelik çeşitli spor yapabilmek için alet edevatları, materyalleri bizden talep ettiler. Voleybol olmasında bir yandan şöyle bir güzelliği de var. Oradaki bizim yakın zamanda da Hakkari'de kadın futbol takımı vardı. Onlar da zafere koşuyorlardı hep. Oradaki o kadın arkadaşlarımızın başarısı da bölgede acayip derecede izleniyor ve imreniliyor. Genç kardeşlerimiz de, kız arkadaşlarımız da bu imrenmeden kaynaklı voleybola, futbola ağırlık veriyor. Bu istediğimiz materyallerin çoğu da zaten kadın arkadaşlarımıza yönelik. Kız arkadaşlarımıza yönelik materyaller. Aslında biraz da biz bunları da götürmüş oluyoruz. Yani spor sadece uyuşturucudan gençleri uzaklaştırmıyor. PKK'dan, terör örgütlerinden uzaklaştırmıyor. Kadını da özgürleştiriyor. Gençliği de özgürleştiriyor. Kadın özgürleştiği için gençlik özgürleşiyor. Türk milleti özgürleşiyor. Türkiye'deki yaşayan bütün vatandaşlarımız bu noktada özgürleşmiş oluyor. Yani sporun o birleştirici gücünü biz aslında biraz daha burada değerlendirmiş oluyoruz. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyebilmesindeki en büyük temel etken ne? O kişinin sporcu olmasından geçiyor. Yani biz aslında burada bir kültür de aktarmış oluyoruz. Bu kültür aktarımının sonucunda da ne oluyor? Oradaki arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla daha da fazla buluştuğumuz ortamlar oluşuyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmada biz paylaşmayı tekrardan hatırlıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Ne yazık ki. Çünkü bu kapitalist sistemde yaşıyoruz. Bu emperyalist sistemde yaşıyoruz. Bu liberal anlayışların sanki hakim kuvvetmiş gibi gösterildiği bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de hakim değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Neden hakim değil? Çünkü Türkiye'nin paylaşmacı kültürü var. Türkiye'nin paylaştıkça, ürettikçe ve verdikçe Anadolu kültürüdür aslında bu. Bizim temel taşlarımızdan, köklerimizdeki en önemli unsurlardan biridir. Komşu komşunun külüne muhtaç deriz. Doğrudur. Kesinlikle. Anadolu kültürü var. Biz bu Anadolu kültürünü aslında yaşartıyoruz, yaşatıyoruz. Liseli arkadaşlarımız çok güzel örnekler geliyor. Mesela Antalya'da bir okuldaki arkadaşlarımız, onlar kendilerince bir kumbara oluşturuyorlar. Diyorlar ki bizim Mardin Kızıltepe Spor Lisesi'nde bulunan arkadaşlarımız için onların bazı ihtiyaçları varmış. Bu ihtiyaçları gidermek için gelin herkes birer ikişer lira koyacak. Buradan belli başlı parayla çıkacağız ve ardından gidip kendilerine belirledikleri o hedefi, atıyorum bir futbol topuysa futbol topu, tenis raketi ise tenis raketini alıp arkadaşlarımıza göndermek için talepte bulundular. Ardından çok güzel bir mektup yazacaklarmış. Kendi içlerinden geçen mektubu yazıp arkadaşlarımıza göndermek istediklerini belirttiler. Bu çok mutluluk verici. Neden? Çünkü başkası için mücadele edebilmek, başkası için, kendi vatandaşı için, belki de hiç görmediği, hiç tanımadığı, belki de hiç görmeyeceği bir arkadaşı için
mücadele etmenin verdiği mutluluğu sadece mücadele edenler tadıyor. Bu yüzden aslında burada bir çağrı da yapıyoruz. Bu çağrımız da şu, gelin bu mutluluğa siz de erişin. Hem Tam onu liselerde soracaktım baktığımızda. Barış. Bu İMC başka liseler içinde veyahut da farklı okullar içinde devam edecek mi? Sadece Mardin'le sınırlı kalmaz diye umuyoruz. Tabii. Biz Mardin'le sınırlı kalmıyoruz. Biz ihtiyacı neredeyse oraya koşuyoruz. Türkiye Liseliler Birliği olarak da ihtiyacın olduğu her yere de koşmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tüm Türkiye'de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtik bir kere. Biz de bu mücadeleyi aldığımız yerden daha da zaferlere ulaştırana kadar devam ettireceğiz. Ama bunun esas çözümü nerede? Bunun esas çözümü gençliğin kendisini daha da fazla temsil edebileceği olanakları oluşturmaktan geçiyor. Yani Türkiye Liseliler Birliği burada belli başlı sorunları çözüyor. Evet ama kökten çözüm burada devletimiz daha da fazla müdahaleci olması gerekiyor. Sorunları tespit etme noktasında ve o sorunları tespit ettikten sonra giderme noktasında daha ısrarlı Biraz daha olması açabilir misin Barış? Mesela nasıl sorunlar ve nasıl çözümler? Tabii. Mesela meslek liseleri açılıyor. Meslek liselerimizin açılması çok mutluluk verici. Ama bize çok fazla meslek lisesinde okuyan arkadaşlarımızdan belli başlı talepler geliyor. Diyorlar ki bizim üretebilmemiz için belli başlı masalara, üretim masalarına ihtiyacımız var. Bu üretim masalarında bir şeyleri gerçekleştirebilmek ve ilerletebilmek için bu ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız materyallerimiz yok. Yani meslek lisesini açınca meslek lisesi açılmış olmuyor ne yazık ki. Ya da spor lisesi açınca spor lisesi açılmış olmuyor. Spor lisesinin gerekli bazı materyallere ihtiyacı var. İşte forma gibi, ne bileyim futbol topları gibi, tenis raketleri gibi. Yani temel ulaşması gereken ve sürekli de yenilenmesi gereken talepler aslında bunlar. Yani açtık, evet. İlk başta malzemeleri de vermiş olabiliriz. Evet, bu da çok güzel ama ondan sonra biz bunu devam ettirmezsek, bunun arkasını bırakırsak oradaki eksik malzemeleri giderme noktasında ne yazık ki yeterli olmayız. Ve bundan dolayı da vatandaşlarımız ya da gençlerimiz, arkadaşlarımız bu eksik malzemeleri gidermek için belli başlı çalışmalar yapmak zorunda kalır. Biz bu çalışmadan çok mutluyuz. Bunu öncelikle tekrardan söyleyeyim. Biz bu çalışmadan çok mutluyuz ama bu çözüm değil aynı zamanda da. Biz burada Mardin Spor Lisesi'nin sorunlarını çözeceğiz. Bundan sonraki sorunları çözmek için de yine adayız. Ama bunu devlet kontrolünde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Devletimizin bu konuda, bakanlığımızın bu konuda daha da ısrarcı olması gerekiyor. Biz de belli başlı bu talepler geldikçe tabii ki de Milli Eğitim Müdürlüklerine, bakanlıklarımıza raporlarımızı sunuyoruz. Barış Tekmen, az önce pankartınızda biraz değindin aslında ama ben konuyu açmak istiyorum. Teröre ve uyuşturucuya karşı sahalara koşuyoruz. Özellikle Doğu bölgelerimizde, Doğu illerimizde uzun zamandır devam eden terörlü mücadele sonrasında yeniden bir aydınlık var. İnsanlar mutlu, yeni sanayi alanları açılıyor, ekonomi düzelmeye başladı, kentlere güven ve huzur geldi. Belki de bu hakimiyetin devam ettiği kentlerde sizin gibi gençlerin de mücadelesiyle uyuşturucuyla mücadele engellenebilir mi? Spor bunun için bir araç, evet doğru, ama senin de az önce ifade ettiğin denetim mekanizmalarının da kurulması çok çok önemli değil mi bu noktada? Kesinlikle. Şimdi biz şunu da biliyoruz. Bu PKK'ya geçişlerin sebepleri arasında, terörün orada devam etmesinin araçları arasında ne yazık ki işsizlik çok büyük bir etken. Biz, ben daha önce dedim ki Mardin'de, Diyarbakır'da artık oralı olduk sayılırız. Çünkü çok sık gidiyoruz. Orada mesela kahvehanelere gittiğimizde ne yazık ki eskiden dedelerimiz falan olurdu. Şimdi gençler var. Bu kahvehaneler, kıraathaneler gençlikle mi dolacak? Gençlikle doluyorsa da demek ki bir sıkıntı var. Demek ki biz üretim gücümüzü, o emek gücümüzü, en değerli emek gücü hem de genç nüfusumuzu biz kıraathanelere hissediyorsak ya da onlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri iş olanakları sağlamıyorsak demek ki burada bir sıkıntı var. Biz oradaki arkadaşlarımızın, gençliğimizin, kardeşlerimizin iş alanlarıyla buluştukça, üretim mekanizmalarında buluştukça, emekçi saflarda buluştukça terörden uzaklaştıklarını da biliyoruz.
Aynı zamanda terörün kökünün kazınmasında da en büyük sebeplerden birisi bu. İş bulunursa oradaki genç kardeşlerimiz iş hayatına devam edecek. Oradaki kültürü, iş hayatı mücadelesine devam edecek. Çünkü HDP PKK esas orada nasıl örgütleniyor? Diyor ki burada bize bakmıyorlar. Burada iş olanakları açılmıyor. Burada bizi üvey evlat gibi bıraktılar, gittiler, hiçbir şey de yapmıyorlar. Buraya yatırım da yapmıyorlar tarzında propagandalarla yapmaya çalışıyorlar, ilerletmeye çalışıyorlar. Bu ilerletmelerine biz nasıl son bulacağız? Üretim mekanizmalarını genişleterek, geliştirerek, mesela buna yönelik meslek liselerinde, özellikle organize sanayi bölgelerinde meslek liselerinin açılmasını biz çok büyük sevinçle karşıladık. Neden? Çünkü gençliği pratik hayatla buluşturup, onları o noktada işi öğreterek, pratik içerisinde geliştirerek iş hayatını hazırlamanın daha doğru olduğunu diyoruz. Bütün bilimsel makalelerde de, bütün bilimsel çalışmalarda da bunun gerçekliğinin doğru olduğunu saptandığını da biliyoruz. Şimdi biz arkadaşlarımızı bu noktada üretim mekanizmalarına daha fazla soktuğumuz, meslek liselerine bakış açımızı daha da fazla geliştirdiğimiz bir dönemde Türkiye o ara eleman ihtiyacını da karşılar. Türkiye ihtiyacı olan gençliği yatanelerde değil, tam aksine sanayiler, üretim merkezlerinde, tarım alanlarında bulabileceği bir süreç geliyor. Neden nitelikli bir Barış, sesini bir duyamadık. Son bir sorum daha olacak. Arkadaşlarım bir ilgilenecekler şimdi. Tekrar sana döneceğiz. Bir sorum daha olacak Barış. Çünkü bu konuda önemli. Gençlerimiz bu ülkenin geleceği ve gençlerimizin geleceğe yönelik planları, üstüne düşen sorumluluklar nelerdir? Kendisine sormak istiyorum. O yüzden birazdan Barış'a tekrar döneceğiz ama sizi şimdi bir kısa bir süreliğine geldi. Duyabiliyor muyuz Barış'ı? Sesim geliyor mu acaba? Şimdi güzel geliyor Barış. Sormak istediğim bir soru daha var sana. Şimdi siyaset gündeminin sıcaklığının iyiden iyiye hissedildiği, ekonominin sıcaklığının iyiden iyiye hissedildiği bir dönemin içerisinden geçerken ben merak ediyorum sizlerin ekonomiye, siyasete bakış noktanız ne? Önümüzdeki dönemlerde gençliğe büyük görevler düşeceğinin hepimiz farkındayız. İşte bu noktada sizler nasıl bir görev üstlendiniz? Dinlemek isterim. Şimdi Türkiye'de terör eziliyor. Bundan dolayı çok mutluyuz, çok kıvançlıyız. Türkiye'de belli başlı adımların atıldığını da biliyoruz. Mesela bu özellikle Amerikancı yapımdaki tarzların arttırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Mesela biz Türkiye Liseliler Birliği olarak ne izliyoruz kapaklı bir dergi çıkarttık. Bu dergiyi çıkartmamızdaki en büyük amacımız şuydu. Türkiye'de bize izletilen belli başlı şeyler var. Nedir onlar? Her kelimesinden yani üç kelime ediyorsa dördü küfür olan yayın organları var bizim önümüze sunulan. Ne var? Atıyorum kadına yönelik belli başlı sorunlar oluyor ne yazık ki. Belli başlı sıkıntılar yaşanıyor. Bunları olduğundan daha da fazla abartarak veya bunları olduğundan daha da fazla göz önüne getirerek yani insanların önüne sanki rol modelmiş gibi göstererek belli başlı televizyon programları ve belli başlı dizilerin olduğunu biliyoruz. Bu rol modellerden kastım da şu. Biz gerçek hayatta o insanların isimlerini bilmiyoruz ama dizilerdeki, filmlerdeki veya televizyon programlarındaki isimleriyle biliyoruz. O isimler nasıl çalışmalar yapıyor? Bir bakalım Türkiye'de bize ne izletiliyor, nasıl çalışmalar yapılıyor? Amerikan tarzı bir anlayış. Zengin kız, fakir oğlan ya da fakir kız, zengin oğlan tarzında çalışmalar gerçekleşiyor. Bize nasıl bir hayat sunuyorlar? Sundukları hayat tamamen bir lümpen, tamamen liberallik kokan, tamamen pembe bulutlar üzerinde hareket eden, Türkiye'nin bütün olaylarından farksız Türkiye'deki bütün olayları göz ardına çeviren bir anlayışla bize sunulan bazı şeyler var. Şimdi peki Türkiye'nin sorunları ne? Türk gençliği nelere bakıyor? Biz bunlara bakalım. Türkiye'nin sorunlarına baktığımız zaman belli başlı bir ekonomik kriz var. Ekonomik sorunlar yaşanıyor. Biz bu ekonomik sorunlara karşı çözümlerimizi nasıl sunacağız?
Onlara yönelik çalışmalarımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Oradaki o pembe dizileri izleyerek ya da üç kelimesinden dördü küfür olan programları izleyerek mi? Hayır. Biz bu noktada sorunları çözebilmek için belli başlı siyasetlere ihtiyacımız var, belli başlı programlara ihtiyacımız var. Biz bu programları sağlayabilmek için de Türkiye Liseliler Birliği olarak daha fazla gönül buluyoruz. Çünkü Türk milletinin ekonomiye bakış açısı, Türkiye'nin siyasete bakış açısını liseliler taşıyor. Liseliler bu sorunları yaşıyor. O yüzden biz bununla ilgili ne izliyoruz buluşmaları gerçekleştirdik? Hem Türkiye'deki güncel siyasetleri konuşmak ve önümüze yeni planlar çıkartmak için, hem de önümüze çıkartılan rol modelleri biraz daha eleştirmek için belli başlı çalışmalar gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımızı daha da fazla ilerletiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de büyük bir elektrik krizi var. Elektrik faturalarına yansıyan ne yazık ki büyük bir fahiş fiyatlar var. Bu noktada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'nin tabii ki de önderliğinde, Türkiye Liseliler Birliği olarak da bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Büyük bir imza kampanyasına girişiyoruz. Ucuz elektrik istiyoruz taleplerimizi yenileyebilmek için. Liselerimizde arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmalarımızı açarak aynı zamanda liselerde de bu kamuoyu yaratmak istiyoruz. Çünkü liseliler aileleriyle yaşıyor. Bir aile evindeki faturaların ne kadar gelebileceğini biliyoruz. Yani normalde 3 ay, 4 ay önce 100 lira, 200 lira gelen fiyatlar, elektrik faturaları şimdi olmuş 800, 900 lira. Yani Allah aşkına böyle bir fiyatlar olabilir mi? Liseliler bundan etkilenmez mi? Tabii ki de etkileniyor. Ama bize sunulan, yine geldik döndük, ne sunuluyor? İzlediğimiz filmler, diziler. Sadece tek derdi liselilerin aşkmış, ne bileyim sadece oyunmuş gibi ya da ne bileyim sadece kaçamak çalışmalar yapan, dersleriyle ilgili olmayan sanki bir hayat sunuluyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. İki farklı konuyu bilerek buradan anlatmaya çalıştım. Bize sunulan liselilerin olduğu söylenilen bir hayat ve liselilerin gerçek gündemi. O liselilerin gerçek gündemini de Türkiye Liseliler Birliği önderliğini çekiyor. Çünkü gerçek meselelere yoğunlaşıyor. Sorunlara yoğunlaşıyor. Aynı zamanda mutluluklara yoğunlaşıyor. Güzel haberler geliyor. Şimdi Çin Olimpiyatları'nda çok güzel başarılar var. Gençlerimiz orada, arkadaşlarımız çok güzel başarılar kazanıyorlar. Bu başarılarla umutlanıyoruz, buluşuyoruz ve bunları da ilerletmeye yönelik hareket de ediyoruz. Barış, bir fotoğraf göstermek istiyorum sana. Hazır gençlere yakalamışken Türkiye'nin siyasetini konuşmak da önemli. Çünkü mevcut siyasi partiler ve az önce sen de ifade ettiğin sonuç olarak Türkiye'nin içinden geçtiği sistemde gençlerin mücadelesinin önemli bir yeri var ve bu mücadelede vatan ve millet çizgisinde Türkiye cephesinde mücadele eden bir gençlik örgütüsünüz. O yüzden muhalefet partileri adı altında söyleyeceğim ama Millet İttifakı ve onunla birlikte bir masada buluşan Deva ve Gelecek Partisi'ni de sormak istiyorum. Çünkü gençlere hitap ediyoruz. Biz gençlerden oy bekliyoruz. Artık bundan sonraki süreçte gençlerin oyu için mücadele edeceğiz diyen bir 6+1 diyelim ona. 6+1 dememin sebebi de örtülü ittifakları olan HDP. Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir toplantı yapıyor. Belki denk gelmişsinizdir. Ankara'da bir toplantı. Gençlerden biri diyor ki PKK'nın siyasi uzantısı HDP. Kılıçdaroğlu bu söze itiraz etmiş. Mahkeme kararı olmadan böyle bir şey kullanmanızı doğru bulmuyorum demiş. Ne dersin merak ettim. Sonra da bir fotoğraf var onu göstereceğim. Onu yorumlamanı rica edeceğim senden. HDP'nin PKK olmasının sebebi bu mahkemelerde değil, milletin vicdan muhakemesinde kararı çıktığı için biz zaten bunu söylüyoruz. Vicdanın, Türk milletinin vicdanındaki o mahkemede HDP'nin PKK'lı olduğu yazıyor. PKK'nın da HDP'yi yaşatmak için ya da HDP'nin PKK'yı yaşatmak için ne gibi çalışmalar yaptığını da çok iyi biliyoruz. O 6 siyasi parti lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla birlikte Ankara'da buluştular. Biz nasıl de yakından buldun takip fotoğrafı? Samimi geliyor mu sana bu fotoğraf? Nasıl buldun fotoğrafı? Çok yakışmışlar. %99 benziyorlar. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da Deva ve Gelecek Partilerinin kurulmasıyla birlikte diğer partilere, yani o partilere olan yaklaşımlarını sorduklarında biz onlarla %99 benziyoruz dediler. Hangi konuda
benziyorlar. Biraz daha ona da bakmak gerekiyor. Kesinlikle bakalım çünkü toplantı sonrasında açıklanan bir metin var. O metinde de öne çıkan bir vurgu var. Bundan sonraki süreçte eğer biz iktidar olursak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile tam mutabakat içerisinde hareket edeceğiz. Bağlılık vurgusu yapılıyor. Normal böyle açıklamaların yapılması. Çünkü istekleri ve talepleri de o. Talepleri o. Bir şuna da bakalım. Avrupa Birliği, neden Avrupa Birliği? Özellikle Babacan, bunu biraz daha Sayın Babacan biraz daha kaşımaya çalışıyor. Bu noktada ilerlemeye çalışıyor. Bir bakalım Sayın Davutoğlu bu noktada ilerlemeye çalışıyor. Her açıklamalarında Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye selamlarını göndermeden açıklama yapamayan bir anlayış içerisine girmiş durumdalar. Bir bakalım Meral Akşener aylık planlarını ABD'nin büyükelçisiyle planlıyor desek yeridir. Her ay görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Bir bakalım Cumhuriyet Halk Partisi yani Amerika'nın büyükelçisi geldiğinde ilk ziyaret ettiği yerlerden biri Rum Patrikhanesi oluyorsa ikincisi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yanı oluyor. Yani bunlar aslında ne durumda olduklarını ve ne yapmak istediklerini de biraz daha ortaya sokan şeyler. Şimdi bu kadar fazla irtibatlı olurlarsa AB'ye ve ABD'ye de selam çakmadan ve onlarla birlikte hareket etmek isteklerini, taleplerini belirtmeden de hiçbir metin imzalayamazlar. Ahim noktasında her zaman ön plana çıkartırlar. Neden? Osman Kavala meselesine ve Selahattin Demirtaş meselesine bakış açılarından dolayı. Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyen bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. O yüzden ben geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'yla o genç arkadaşımızın arasındaki diyalogdaki yaşanan sorunu bir sorun olmaktan görmüyorum. Sorun olmaktan kaçınıyorum tam aksine. Çünkü bunların talepleri bu. İstekleri bu. Şaşırmıyoruz artık. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmekten daha ziyade HDP'yi yönetmeye adaymış gibi hareket ediyor. HDP'li kitleye daha da fazla seslenen çalışmalar gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Bu altılı ittifakın sonucu TMT'ye düşmanlık gösterisidir. Halk TV'de biliyorsunuz Ayşenur Arslan'ın bir programı oldu. O programda TMT'ye büyük bir düşmanlık sergilendi. Resmen tanımıyoruz. Resmi olmayan bir kuvvet gibi gösterdiler. O bağımsızlıkçı mücadele eden kuvveti. Bence bu bir sonuç. Bu mevcut o partilerin yapmış olduğu siyasetlerin bir sonucu olarak yorumlamak lazım. Şimdi bu partilere bakalım. Bu partiler neden Türkiye'nin bir tane bile sorunlarına değinmeden salt, özgürlük, salt, AB ile daha yakın bir politika, ABD ile daha yakın bir politika diye yazı kalemi ben alıyorlar? Ben biraz açayım mı Barış Dikmen? Tabii. Tüm farklılıklarımızla beraber biz düşüncesini AB Konseyi ve AB Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlükler, eşit bireyler ve özgür vatandaşlar derken ne demek istemişler? Türk gençliği bugün geleceğe, dünyaya, dünya siyasetine, ekonomiye, sanata, siyasete Avrupa'nın gözlüğüyle mi yoksa farklı bir ufukta artık geleceğin güneşin doğduğu, yeniden yükseldiği yer olan Asya'dan mı bakıyor sence? Bunu sormamın sebebi de Rand Corporation raporları gibi açıklamaların yapılması bu cepheden. Yani tam bir Çin, Rusya, İran düşmanlığında birleşen bir masa görüyoruz aslında. Türk gençliği Türkiye'den bakıyor. Bütün her şeyin bitmesinde. Türkiye'den baktığı için dostu da düşmanı da çok iyi tanıyor. Türkiye, Türk gençliği, Türkiye'nin gençliği, vatansever gençleri Türkiye'den bakıyor diyoruz tekrardan. Neden Türkiye'den bakıyor? Çünkü buradaki cevheri görüyor. Buradaki geleceği görüyor. Türkiye'deki geleceği görüyor. Türkiye'de büyük bir özgürlük sorunu vardı. Evet, ama vardı. Ne zaman vardı? Silivri duvarlarının vatanseverlere hapsolduğu zamanlarda, vatanlarımıza hapsolduğu zamanlarda. Şimdi korkuyoruz, özgürlük meselesi sorun olarak gösterilmeye çalışıyor. Ama hangi kime özgür? Neden bahsediyoruz bu özgürlük? Selahattin Demirtaş'ın hapishanelerde olmasından şikayetçi miyiz? Ya da o Fethullahçı çete dediğimiz o kuvvetlerin kaderlerini Amerika'yla, Biden'la planlayan o Fethullahçıların hapishanelerde olmasından dolayı şikayetçi miyiz?
Osman Kavala dediğimiz o turuncu devrimleri gerçekleştirmek için finans kaynağı yaratan ve bu noktada çeşitli hamleler yaparak Türkiye'de de belli başlı sorunları hareketleştirmeye çalışan ve orayı kaşıyan o Osman Kavala'dan içeride bulunmasından dolayı şikayetçimiz. Biz bunları çoğaltabiliriz. Biz şunu da çok iyi biliyoruz. Özgürlük kavramı evet onlar için şu anda sorunlu. Neden sorunlu? Yaratmak istedikleri bir kültür var. Bu kültür nedir? İnsanın insanla, insanın insan olduğu için mutlu olmadığı, insanın insan olduğu için yaşamını sürdürmediği bir hayat gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İnsana insan olduğu için değer verilmeyen bir toplumun hayalini kuruyorlar. O yüzden özgür değiller. Neden özgür değiller? Çünkü PKK eziliyor. PKK'nın ezildiğini bildikleri için özgür değiller. Neden özgür değiller? Çünkü biz Asya'da, o Mustafa Kemal Atatürk'ün de yönlendirdiği ve o noktada ufkumuzu açtı. Türkiye'nin de gerçek dostlarıyla buluştuğu bir yere doğru gidiyoruz. Asya toplumuyla daha da birlikteyiz, daha da buluştuğumuz, ortak noktalarımızı daha da fazla geliştirdiğimiz bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Rusya'yla dostluğa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İran'la olan dostluğa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çin'le olan dostluğa gidiyoruz. Bölgede Irak'la, yakın zamanda da Suriye'yle de daha da fazla ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişeceği ve dostluğumuzun artacağı bir sürece gidiyoruz. Bundan dolayı rahatsızlar. O yüzden her zaman ufuklarını ve bakış açılarını öbür tarafa doğru yöneltmeye çalışıyorlar. Ama Türk gençliği bunu da biliyor. Türk gençliği geleceğin Avrupa'da olmadığını da biliyor. Allah aşkına hangi özgür Avrupa'dan bahsediyoruz? Fransa'da ayağa kaydından dolayı düşen o fotoğrafçıyı hatırlayalım. 9 saat boyunca o mermerde, o sokakta kaldı. O sokakta kimse onu elinden tutup kaldırmadı bile. Hangi Türk gençliği böyle bir şey ister? Zor duruma düştüğünde elinden tutup kaldırmayacak olan Avrupa toplumunun hayalini böyle bir hayali kuran genç de tanımıyoruz. Tam aksine verdikçe mutlu olan, paylaştıkça mutlu olan o Asya toplumunun özlemini kuruyoruz. O bizim gerçekten de yer aldığımız o Asya toplumunu örnek alıyoruz ve bu noktada ilerlemek istiyoruz. Paylaştıkça mutlu olan bir gençlik olduğumuzdan dolayı, o Anadolu kültürüne sahip olduğumuzdan dolayı. Çok teşekkür ederiz Barış Dikmen, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı. Hem bizimle Mardin Kızıltepe'deki spor lisesine yaptıkları imeceyi ve bundan sonra yapacaklarını, gençlerin uyuşturucuyla mücadelede spora verilen değerin yükseltilmesi gerektiğini ve burada kimlerin de sorumluluk alması gerektiğini anlattı. Hem de birazcık kıyısından, köşesinden diyelim siyaset konuştuk. Ağzına sağlık, sağ olasın. Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz.